Şerrihi min Allah'ı. Hayır ve şer, Allah'tandır. Ne diyoruz? Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyorum. Bunu hepimiz diyoruz. Amentü'yü okurken, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyorum diyorsunuz. Peki gerçekten, yürekten inanıyor musunuz böyle olduğuna? Oysa, başınıza bir iş geliyor, falanca böyle yaptı da onun için diyorsunuz. Öbür yandan da, gerek hayır ve gerek şer olsun ikisinin de Allah tarafından geldiğine iman ediyorum diyorsunuz ya amentü de. Bak dostum, tekrar et. Amentü billahi hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, iman ediyorum diyorsun. Peki bu dediğin gibi mi yaşıyorsun? Her olay içinde ve yaşamının her anında böyle mi düşünüp, olanları böyle mi değerlendiriyorsun? Eğer dediğin gibi yaşayamıyorsan, amentünün bu şartına iman etmiyorsun demektir. YouTube'den Amentü'yü defalarca tekrar eder dinleyebilirsin, papan da defalarca tekrar eder. Senden de bu kelimeler tekrar tekrar çıkabilir. O takdirde, sana da mümin, yani bunlara iman etmiş, derler, ağzından çıkanlara bakarak. Ancak, her an, karşılaştığın her fiilde, hayır ve şer hepsi de Allah tarafından bana geldi, onun takdiri üzere bu olay benim için oluştu. Diyemiyorsan, sen, henüz Amentü'deki bu hükmü kabul etmiş değilsin. Bak şu ayetin anlamını iyi kavra. Sonra da ister iman et, istersen de reddet. Keyfin bilir. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah indindendir derler. Eğer bir kötülük isabet ederse bu senin indindendir derler. De ki, hepsi de Allah indindendir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmünü kabul ve tasdik ediyor musun, etmiyor musun? Mümin, amentüye iman eden, bu esaslara iman eden demektir. Sen şimdi mümin misin, değil misin? Hayrihi ve şerrihi min Allah ifadesinin idrakında mısın ve bu prensibi kabul ediyor musun? Bu gerçeği kavradıysan mesele yok. Bu gerçeği fark etmiş ve idrak etmiş değilsen, benim yönümden yine mesele yok. Beni ilgilendiren bir konu değil. Bak dostum, olay senin sorunun. Sen tek başına ahiret denen ölüm ötesi yaşama geçeceksin, diri diri mezara gireceksin ve o mezarda milyarlarla sene, dünyada elde ettiklerinin sonuçlarını yaşayacaksın, hoş veya nahoş. İster Kur'an hükmüne dayanan Amentü'deki bu prensibi kabul eder ve ona göre yaşamına yön verirsin, istersen de iman etmez. Kabul etmez, dilediğin gibi yaşar, sonuçlarına katlanırsın. Şimdi burada önemli olan bir sual var. Niçin hayrihi ve şerrihi min Allah deniyor da min Rabbihi denmiyor? Yani, hayır ve şerrin, Rabbinden olduğu değil de Allah'tan olduğu ifade ediliyor. Hayır ve şer Allah'tandır, Rabbinden değil. Çünkü senin nefsinden zuhur eden şeyler senin Rabbindendir.